Merhaba, merhaba değerli takipçiler. Nasılsınız? İyi misiniz? Ali165 nasılsın? Rebru Şahin, Ali Kozanoğlu, Merve Taz. Merhaba arkadaşlar. İyi misiniz? Nasılsınız? Hanker Mi 206. İyi siz. Hanker barıştı. Hanker barıştı. Kevser, Hande Erçel ve Kerem Bürsin barıştı. Tuğçe Turap yardımcım rozet satın alın, özel takipçim olun mesajı yolladı. Evet, Instagram'ın bir uygulaması bu. Rozet alan takipçilerim ayrıcalıklı oluyorlar. Sema Nur teşekkür ederiz diyor. Ben teşekkür ederim. Ali Kozan'ın iyiyim diyor. Merhaba. Diyarbakır'a çok selamlar. Sağ olun, sağ olun. Arif Cez sen nasılsın? Alev Tomak merhaba. Amerika'dasın Alev öyle mi? Aydın sen Almanya'dasın. Tarkan diyor Gülya. Tarkan albümünü ne zaman çıkaracak? Tarkan kadar nazlı bir şarkıcı görmedim. Hiç böyle bir şey yok yani. Oho. Bebek 9 ayda doğuyor. Tarkan 48 ay oldu. Mini Balim merhaba. Hollanda. SBL 355 Peynir Diyarı Hollanda'dan. Dilek Sözer. Merhaba. Dilay sen çok tatlısın. Antep'ten selamlar. Edep ne duruyorsun? Baklava yesene Edep. Bu arada içi boş baklava çıkmış biliyorsunuz değil mi? Boş baklava. Kilosu 20 lira. Boş baklava. Emine ben de çok sevindim. Hande ile Kerem'in barışmasına. Hanker barıştı değerli takipçiler. Ve Hande Erçel'in akrabalarıyla Kerem Bürsin. Dün Hande Erçel'in yakın akrabalarıyla teyzesinin kızı ve teyzesinin kızının kocasıyla hep beraber yemek yediler. Ve teyzesinin kızı, teyzesinin kızının kocası, nasıl anlatıyorum bakar mısınız? Kerem Bürsin'i takibe başladı Instagram'da. Demet Özdemir, Che Lavaro Fara, Greso 5568. Tabloyu çok beğendim. Nereden aldınız? Vallahi unuttum. 10 sene oldu. İyi akşamlar hocam. Ben tabloları çok seviyorum. Benim babam aynı zamanda ressamdı. Babamın da çok güzel resimleri var yağlı boya. Bodrum'daki evim. Şimdi İstanbul'dayım ben. Yarın Bodrum'a döneceğim. Bu sabah İstanbul'a geldim. Bir işim vardı burada. İşimi hallettim. Bu akşam buradayım. Yarın sabah Allah izin verirse bu sefer arabayla gideceğim. Arabayla döneceğim. Aydın'dan selamlar sevgiler Bilal abi diyor. Aydın'a geleceğim inşallah incir yemeye. İncir mevsiminde. Orada bir incir kralı var. Çok iyi bir dostluk kurduk kendisiyle. Mehmet Bey. Oğlu Ali Bey ile de tanıştık. Geleceğim, Aydın'a geleceğim inşallah. Aydın'a geleceğim. İncir mevsiminde. Elif Fal'a bak. Bilal abicim sen de sağ ol. Ara Magazin merhaba. Barış Tarsa neden Hande'nin son fotoğrafına yorum yapmadı? Niye yapsın? Niye yapsın? Serpil Göksu Maraş'tan. Ya Serpil Maraş'tasın. Dondurma yesene. Yollara dikkat edin kendinize. Çok haklısın Şenay. Yollarda dikkat etmek gerekiyor. Sağ ol uyardığın için. Alişan ayrılıyor mu? Bilmiyorum ki. Alişan vallahi bir ayrılıyor, bir barışıyor, bir yok diyor, ayrılmadık diyor. Televizyon programınız yok mu diyor. Kazakistan'a çok selamlar. Televizyonları boş verin artık. Yani televizyonlar miadını doldurdu. Hakikaten öyle. Hakikaten öyle. Yani varsa yoksa dijital medya. Televizyonlar da buradan zaten besleniyorlar ve buralardan her televizyon programının artık bir YouTube kanalı da var. Buralardan medet umuyorlar. Buralardan daha da yükselmeyi ümit ediyorlar. Her televizyon programının Instagram sayfası var, YouTube kanalı var. Sosyal medya her şeyin önüne geçti artık. Daha da geçecek. Sizce 14 Şubat'ta Hanker barıştı arkadaşlar. Hanker barıştı. 14 Şubat'ta da mutluluklarına mutluluk katacaklar inşallah. 14 Şubat'ta sizler ne yapacaksınız? Lütfen yazın.
Al sana habere bir süre devam ettim, sonra ayrıldım. Yani olmadı orada, istemedim devam etmek. Oradaki arkadaşları seviyorum ama. Paris'ten sevgiler diyor. Paris'ten yazan arkadaşımız, bizden de size sevgiler. Ebru Günde 01 geçmiş olsun. Sağ ol, teşekkür ederim canım. Çok meraklı olduğumuz için mi bu mesleği seçtiniz? Hayır, ben okumayı yazmayı çok sevdiğim için bu mesleği seçtim. Ben 10 yaşında bu mesleği yapmaya karar verdim. 10 yaşında apartmanın bütün daire, Ankara'da çok daireli, çok katlı bir apartmanda oturuyorduk. Biz 15 katlı, her katta 4 daire vardı. Kaç yapıyor? 10, 40, 5 kere 4, 20, 60 daire vardı. Bütün apartmanı okuldan gelince dolaşırdım, öğlen saat 1, 1.30 gibi. Paspasların üzerine bırakılan gazeteleri toplardım. Hani okulun günün gazeteleri öğleden sonra paspasların üzerine konurdu ya eskiden apartmanlarda. Ondan sonra apartman görevlisi de onları toplardı, biriktirirdi, satardı hurdacılara, gazete kağıdı alanlara. Ben o gazeteleri toplardım, eve getirirdim, okurdum. Akşam babam gelince babama anlatırdım. Yani okurdum dediğim başlıklarını okurdum, birinci sayfa spotlarını okurdum. Babam çok hoşuna giderdi, beğenirdi. Ve hep ben o zaman da söylermişim aileme, büyüyünce gazeteci olacağım diye. Üniversite sınavlarında tercih yapardık o zamanlar. Şimdi var mı bilmiyorum. Sınava girerken tercih yapardık. Yani birinci sınavdan önce tercihimizi yapardık. Tercihim gazetecilikti. Birinci tercihimi kazandım. Ve 18 yaşında üniversiteye başladığım sene bir gazetede çalışmaya başladım. Babamın sayesinde, babam patronu tanıyordu. Stajyer muhabir olarak 18 yaşında gazeteciliğe başladım. 20 yaşında basın kartımı cebime koymuştum. Ya. Hanker Barış'tı arkadaşlar. Neden ayrıldığını bir yana bırakın. Yani Hanker Barış'tı. Hanker çok mutlu. Hande Erçel ve Kerem Bürsin çok mutlu. Çünkü Hande Erçel, Kerem Bürsin kadar kendisine büyük değer veren, çok seven, onu her an bizlerin karşısında, halkın önünde onore eden böyle bir adamı nereden bulacak? Kaybetmek ister mi? Bir öfkeyle bir tartışma, bir kavga olabilir ama ikisi de birbirine çok aşık. Kerem için de aynı şey geçerli. Hande ona çok değer veriyor ve kavuştular tekrar birbirlerine. Çok mutlular ama bu sefer çok fazla göz önünde olmak istemiyorlar. Bu onların tercihidir. Saygı duymak lazım. Şimdi soruyorsunuz ya, neden onun şeyini beğenmedi, paylaşımını beğenmedi, neden onun paylaşımına yorum yapmadı filan diye. Yani eskisi gibi olmalarını beklemeyin. Çünkü çok üzerlerine gidiyorlar. Her türlü üzerlerine gidiyorlar. Yani ayrılmadan ayrıldı yazıyorlar, ayrılıyorlar. Bir abartı, bir abartı, bir abartı, olmadık laflar, yok başka sevgili, yok başka bilmem ne, yok işte kavga olmuş, şöyle olmuş. Yani bir yalanın biri bin para, sosyal medyada da, basında da. Gazeteci olmayan bir sürü insan sayfa sahibi, magazin sayfası sahibi ve insanları yanıltıyorlar. Yani oturuyorlar, olmayan şeyleri yazıyorlar, anlatıyorlar. O yüzden o yüzden ünlülere hak veriyorum yani. Ünlülere kendilerini korumaları anlamını, kendilerini korudukları için son derece haklılar. Öyle kişilerden, öyle basından, öyle uydurma haberlerden kendilerini korumalarını destekliyorum. Göz önünde olmasınlar. Gerçek gazeteci haberini her zaman bulur yapar. Evet. Yani göz önünde olmasınlar. Ya görüyorsunuz işte her dakika mikrofon uzatılıyor. Her dakika bir şey soruluyor. Her dakika bir yakıştırma yapılıyor. Sakin kalaydı. Canlı videona katılmak için Akif röp vermeyi bıraksa adam haklarını neler söyledi ve hala üzerine bakabiliyor. Kerem'i özledik çok. Kerem'i ben de özledim. Kerem çok delikanlı bir çocuk. Bilal Bey, siz de Hanker'le görüşüyorsunuz galiba. Flash çevirdik, programa ne oldu? Yeni seçmen kaldırdı diye açıkladı. Bilal Bey, Seyhan Soylu'nun. Ben yani o programa bir ara ilk başlarda katıldım. Sonra ayrıldım. Şimdiki gelişmelerini inanın bilmiyorum ama öğrenirim en kısa zamanda. Paylaşırım sizlerle. Kerem'i seviyoruz. Merhaba Bilal abi. Neden senin sesi için yorum yapmıyorsun? Selam, iyi akşamlar Bilal Bey. Berlin'den.
soğuk Berlin'den, Berlin, Allah rızası elimizden ne gelirse yardımcı olun. Allah yardım etsin kardeşim. Sinan Burcu ne oldu? Sinan Burcu yalan oldu. Ya Sinan bunu hep yapıyor. Sinan sevgilileriyle, karısıyla da yapamadı. Sevgilileriyle de yapamıyordu. Hep Sinan'ın aşklarının neticesi yok. Sinan'ın ilişkilerinin neticesi yok maalesef. Sinan Akçıl'da bir şey var yani. Maalesef. Mehmet Ali Erbil ne yapıyor? Mehmet Ali Erbil iyi. İyi Mehmet Ali Erbil, sağlıklı. Azerbaycan'dan izliyorsun bizi. Samat Agilzade 90. Ne kadar güzel. Hazal Sönmez Official. Merhaba canım. Bilal abi, Seren Serengil yorumunu bekliyoruz. Seren Serengil ile ilgili ne yorum istiyorsunuz? Hanker evlensin ya. Evet, evlensin. Şafak Bey'in cenazesinde Çakıcı neden yoktu? Ya bunu niye soruyorsun? Bana niye soruyorsun? Çakıcı'ya sorsana. Siz kitap yazma düşünüyor musunuz? Oo, dolu kitabım olurdu değil mi? Buse Alişan'a bir yazsam. Ya yazıyorum, başlıyorum, yarım kalıyor. Sonra devam etmiyorum. Biraz o anlamda yanlışım var, evet. Hanker keşke 14 Şubat'ta bir şeyler gelse ama gelmez. Ya Hanker 14 Şubat'ta ortaya çıkmalarını beklemeyin çocuklar. Yani bunu beklemeyin, bunu istemeyin. Bu mantıksızlık. Niye çıksınlar? Gülcan Özdemir 385 beni takip ettiği için teşekkür ederim. Sağ ol. Eksik olma. Arak ne yedi? Hanker barıştı. Barıştı Hanker. Say F95. İran'a çok selamlar. Hido iyi. Hido Bodrum'da beni bekliyor. Yarın gideceğim. Tandoğan nasılsın? Tandoğan Uysal. Bodrum'un en güzel ama en güzel bakın. En güzel pizzası Halikarnas'ta Tandoğan Uysal'ın mekanında. Bir yiyen pişman, bir de yemeyen pişman. Ne kadar ince yapıyorsun Tandoğan o pizzaları. Ne kadar ince. Yani İtalyan pizzaları. İyi akşamlar. Aslan Yılmaz Van'dan yazıyor. Van'a çok selamlar. Ha Stockholm'de misin Tandoğan? Tandoğan Uysal'ın bir ayağı Stockholm'de. Gazeteciliğinin çok verimli yıllarını Stockholm temsilcisi olarak Hürriyet Gazetesi'nin yaptı. Evet, zaman zaman da Stockholm'a gidiyor, geliyor. Şu anda da Stockholm'dan yazıyor bizi. Bekliyorum diyor, geleceğim. Tandoğan'ın mekanına, Bodrum'a gitmem lazım. Ne zamandır sağ olsun davet ediyor. Gidemedim, gideceğim Tandoğan'ın yanına. İnşallah. Hayırlı yayınlar. Omuzumuz geçti mi? Omuzumda ağrı kalmadı ama sağ ol canım Tandoğan. Omuzumda ağrı kalmadı ama bir doktor sağ ol canım Tandoğan. Bir doktor kontrolüne gideceğim. Belki bir operasyon gerekebilir. Bakalım. Yani ağrısı yok şu anda ama Çanakkale'ye çok selamlar. Zeliha Bodrum'a giderken uçaklar bazen Orta Anadolu, yani Anadolu'dan gidiyorlar Kütahya şey üzerinden, Uludağ üzerinden gidiyorlar bazen rotayı oradan kaptan sonra ta en son yatağından dönüyor. Manisa'nın şeyin Muğla'nın dağlarının üzerinden dönüp denize doğru iniyor. Bazen de Çanakkale üzerinden gidiyor biliyor musun? Direkt Tekirdağ hizasından yükseliyor, Marmara hizasından yükseliyor. Bir de öyle bir rota var. Öyle mutlu oluyorum ki Çanakkale üzerinden giderken Gelibolu'yu görüyorum yukarıdan. Çanakkale Boğazı'nı görüyorum. Çanakkale'nin üzerinden, Ayvalık'ın üzerinden geçiyoruz. Midilli, ayağımızın altında gibi Midilli Adası Yunanlıların. Ayvalık'ın üzerinden aşağı iniyoruz. İşte Foça, İzmir, Kuşadası, Didim üzerinden Bodrum'a iniyoruz. O rota bayılıyorum. Çanakkale dedin de Çanakkale'yi yukarıdan görmek de çok güzel. O Çanakkale Boğazı muhteşem. O Gelibolu. Sonra Trakya bölgesinin o taraflarını görüyoruz. Bozcaada'yı, Bozcaada karşımızda Gökçeada uçaktan gözüküyor hepsi. Bir Çanakkale dedin neler hatırladım. Bugün gelirken yine Bodrum'dan gelirken bugün yine hava çok güzeldi. Deniz tarafından geldik.
Yine uzaktan da olsa Çanakkale Boğazı'nı gördük. Ülkemiz cennet ya. Alişan, Buse inşallah boşanmazlar çocuklar. Alişan kabul etmedi boşanma dilekçeleri verildiğini. Kabul etmedi Alişan. Ama avukatlarla da görüşüldüğü bir gerçek yani. Ya Flash TV'nin sahibi rahmetli oldu ya geçtiğimiz günlerde arkadaşlar. Zaten çok idealist bir insandı. Allah rahmet eylesin Flash TV'nin sahibi. Cebinden her ay birkaç milyon lira para koyarak o kanalı ayakta tutuyordu. O kanal zarardaydı. Eskiden de öyle. Flash TV hep zarardaydı. O adamcağız Bursalı çok zengin bir tekstil fabrikatörü. Hep kendi, şimdi o rahmetli olunca geçtiğimiz günlerde bu kanal fazla ayakta kalmaz dedim. Çünkü o adamın arzusuyla, isteğiyle o rahmetli patronun o kanal yaşıyordu. Zor şimdi. Allah yardımcısı olsun orada çalışanların. Kızları galiba ilgileniyor şimdi kanalda rahmetlinin. Zor. Zor. Zaten yani ulusal kanallar bile hepsi zararda. Yani reklam verenler azaldı. Şirketler kendileri ayakta kalamıyorlar ki reklam versinler. Zor. Ekonomi o kadar şey değil ki. Ekranlarda görmek istiyorlar. Ekranlarda görüp ne yapacaksınız? İşte buradayım. YouTube videolarımı izleyin. Instagram'dayım. Instagram'da paylaşımlar yapıyorum. Storylerdeyim. Buradayım. Web sitem var. bilalozcan.com. Ekranlar buralara geliyor. Ya Türkiye'de televizyonculuk son 15 senedir televizyonculuk değil arkadaşlar. Dizi platformu, televizyon kurumlarının hepsi birer dizi platformu. Türkiye'de televizyonculuk dizicilik, dizi yayıncılığı. Televizyonculuk böyle mi olur Allah aşkına? Onu da kendimize benzettik. Ekran özgür değil, burada daha fazla özgürlük var diyor Lighting. Biz bu sene Disney Plus Türkiye izleyeceğiz. Disney Plus Türkiye'de yayına başlıyor. Tanduhan Uysal teşekkür güzel desteğin için diyor. Ya Tanduhan teşekkür edecek bir şey yok güzel kardeşim. Sen öyle güzel şeyler üretiyorsun ki Bodrum'da keşke bütün esnaf senin gibi olsa. Farkını ortaya koyuyorsun canım benim. Mekanın da çok güzel. Her şey çok güzel. Halikarnas'a mutlaka Tandoğan Uysal'ın mekanına gidin. Mutlaka. İnci başarıların devamını dilerim diyor. Sağ ol canım ben de öyle. Birsen Barut 663 yaşınız diyor. Yaşımı soruyor ya. Ya Birsen kaç yaşında gösteriyorum? Evrensel gözle bu şey ayrılmaz inşallah. İnşallah ayrılmaz ama yani bu kadar da Alişan'ın yaptıkları doğru değil. Alişan'ın bu tavrı, bu düşünceleri doğru değil. 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 Yani değil. Hayat akıyor, devam ediyor. O zaman konsere de çıkma kardeşim. O zaman gidip şarkı söyleme. Yani eğer yas tutuyorsan, eğer böyle akan giden bir yas tutacaksan ve bunu özel hayatına yansıtacaksan, evine yansıtacaksan konsere de çıkma. Kazancın zaten sana yeter çok şükür. Çıkma konserlere. Demet Akalın'ın kızının doğum gününe de gitme o zaman. Kendi kızının doğum gününe gitmiyorsan. Konuşacak çok şey var ama gerek yok. Ayrılmasınlar. Ayrılmasınlar. O zaman sabah programı şarkı söyleme diyor. Bak ne güzel yazdı. Sema sen miydin yazan? Göremedim. Maşallah delikanlı gibisiniz diyor bir sen. Bir sen. Oğlunun doğum günü 13 Şubat. Oğlunun, senin oğlun. Berlin'den selamlar, sevgiler, mutlu akşamlar. Keyifli yayınlar diliyorum. Berlin'e çok selamlar. Bu akşam Survivor'da acil durum konseyi var. Eşinin çocuklarını ön planda tutmalı ya. Tabii canım bu işin sonu yok ki. Canım. Ha sen mi yazdın? Peki canım. Müslüm Özkarcı, yani çok ünlü bir televizyoncu kardeşim benim arkadaşım. Müslüm bak takıldım söyleyemiyorum yani. Tam söyleyeceğim ne alaka dedim ya sonra kendi kendime.
Yani çok arkadaşı vardır anlamında konuşacaktım. Çok seveni vardır. Çok hiç boş bırakmazlar, devamlı ilgi gösterirler Müslüm'e, ama bunları söylemenin gereği yok Müslüm. Öyle değil mi? Yeni evlendim Müslüm, pot kırmayayım. Yenge izliyorsan yanlış anlama. Eskiden de o. Eski Müslüm. Hani eski Türkiye diyorlar ya, eski Müslüm'dü o. Senden önce. Seni tanımadan önce. Müslüm İstanbul'dayken. Müslüm şimdi İzmir'e yerleşti. Müslüm Özkarcı, Bodrum'a bekliyorum. Tuzla'dan iyi akşamlar, sevgiler. Tuzla'ya çok selamlar. Yo, Rütük kapatmaz. Sisi'nin Rütük'le arası iyidir. Seyhan Soylu'nun arası Ankara'dakilerle iyidir. Seyhan Soylu'nun çok büyük çevresi var Ankara'dan. Seyhan Soylu iktidarla da arası çok iyidir. Rütük kapatmaz. Hacer Yıldız, kırmızı sana çok yakışıyor. Sağ ol canım benim. Gelirim diyor Müslüm. Müslüm gelmezsen zaten patlatacağım seni. Bak söylüyorum ha. Söylüyorum. Geleceksin, bekliyorum Müslüm. Yalnız Kurt izliyoruz diyor. Kezban Özkan Doğan beni çok sevdiğini söylüyor. Kezban karşılıklı canım benim. Zehra Gükoç Antalya'ya çok selamlar. Antalya annemin memleketi. Aksekili. Güzel su. Asiye Asos yeni mi anladın Asiye? Nebile Şahin Özdemir. Canım sağ ol. Aydın'dan da geçeceksin. Lego dekorasyon, sur çelik kapı, mobilya dükkanı. Önünden de geçiyorsun. Bekle Eczacı başımıza iyi. Deniz sağ ol canım benim. Deniz, vaktim olursa uğrarım inşallah. Aydın yol ayrımından sonra 30-40 kilometre değil mi? 30-40 dakika. Hande ve Kerem Bursun. Barıştılar. Demet Akkoyun canım sağ ol. Betül Kılıçarslan merhaba. Ayşe Küçükkaya seni takip etmeye başladı. Teşekkür ederim. Gülcan Özdemir 365. Ankara'ya çok selamlar. Ah canım bir sen sağ ol. Aleyküm selam. Hande ile Kerem barışır. Barıştılar canım barıştılar. Hande ile Kerem barıştılar. Postlarıma bak lütfen. Dün yayınladık. Ramazan Kir 37. Arkadaki tablo harika. Arkadaki tabloyu nereden aldığımı hatırlamıyorum ama İstanbul'dayım şu anda. İstanbul'daki evdeyim. Nereden aldım ben onu ya? İnanın vallahi 8-10 sene oldu, 10 sene oldu. Yani Kozmi. İzmir'e çok selamlar. Bugün İzmir'in üzerinden de geçtim. Ne kadar bulutsuz, ne kadar güzel bir gökyüzü vardı İzmir. Ne kadar güzel bir gökyüzü vardı. Çine yolu üzerinde, Bodrum yolu üzerinde. Çine diyor Bilal abi. Çine yolu üzerinde, Bodrum yolu üzerinde. Nasıl yani? Bodrum yolu üzerinde öyle mi? Yani Aydın'ın sapandan sapmayacağım. Sizce Alişan boşar mı bu şeyi diyor. Sizin iktidarla. Size gibi bir insanı kalitesine rastladım diyor. Olur mu öyle şey? Çok var ya. Gülten sağ ol canım. Senin güzelliğin. Kendim. Her şeyden haberiniz oldu. Çok teşekkür ederim Kezban. Kayseri'ye çok selamlar Esma. Nemesis merhaba canım. İyi misin Nemesis? Tandamız'da gençlik yıllarında zamanın ses getiren Günaydın Gazetesi'nde görüntün göz önüne. Ha canım. O zaman da büyük bir heyecan ve sevinçle bu işi yapıyordun. Yıllar fazla bir şey değil. Her dalda. Ya canım, Tandoğan'cığım bizim meslekte böyle biliyorsun canım. Sen de öylesin. Sen de öylesin. Severek yapılır bu iş. Başka türlü yapılmaz ki Tandoğan. Sağ ol canım. Nemesis sağ ol hayatım. Ben de iyiyim. Kızın nasıl? Güzel kızın nasıl? Meryem'inler sen. Merhabalar. Tandoğan'cığım spor magazin her dalda. Canım benim, öyleydik değil mi? Spor magazin, siyaset, Kenan Evren'i de izlerdik. Kenan Evren devlet başkanı seçildikten sonra, yani o darbeden sonra
kürsülerden ülkeye dolaşırdı, konuşurdu. Onu da izlerdik. Turgut Özal başbakan olduktan sonra onu da izledik, siyaset. O zaman gazetecilik çok daha zevkliydi. Bence eminim Buse'yle evliliği. Aydın'ın içine girdiniz mi, Çin'e içisine giden güzel yol üzerinde abi. Sonra yatağım ve bodrum geliyor. Ya o yolu biliyorum, o yolu biliyorum, o yolu biliyorum. O yola girmem, o yola girmem. O yolu sevmedim ben ya. Bir gün çok yağmur yağıyordu, çok sağanak bir havaydı. Bodrum'dan İstanbul'a geleceğim. Milas'ta bir dört yol ağzı var ya. Ben ama nasıl göz gözü görmüyor. Araba kullanıyorum ama silecek son sürat. Bir sabah vakti bir de sis çökmüş yola. Göz gözü görmüyor sağanaktan. Ben yatağına sapmışım. Muğla yolu, Muğla yatağın Çin'e. Ondan sonra dağlara doğru gidiyorum ben. Sonra fark ettim. Sonra ya dedim bu çevre, alışık olduğum bir çevre değil. Bu gördüğüm yerler, yani kayalar falan bir tuhaf. Şeyde var o, doğuda var öyle kaya yapısı. Ankara'dan sonra. Ondan sonra tabii anladım hemen şeye girince. Anladım yanlış yerden saptığımı, fakat 20 kilometre falan geçmiştim, geri dönmedim. Çin'e üzerinden çıktım Aydın'dan. O yolu sevmedim. Neden sevmedim? Doğası bana vahşi geldi, o kayaların yapısı falan. Çok orası şey, volkanik kayalar. Gerçi benim oturduğum Gündoğan'da da volkanik kayalar var. Arkamda kocaman volkan var, volkan tepesi var evime yakın filan, ama orası, o Çin'e yolu bir başka. O yatağını filan sevmedim yani, o apartmanlar, o binalar birbirine yapışık. Canım benim, siz Bodrum'a gelin olur mu? Bodrum'a gelirseniz Gündoğan'ı beklerim. Çaya kahveye, bahçede otururuz çay kahve. Zaten şimdi artık ilkbahar geliyor bizim oralara. Ege şenlenir zaten şimdi artık. Baharda doyum olmaz Ege'ye. Yol güzeldir diyorsun. Ya yol düzgün, yolda asfaltta problem yok. Çevreyi sevmedim. Çevreyi sevmedim. Vahşi Batı gibi. Ben daha çok kırsal, ağaçlar, kırlar, öyle yerlerden, öyle yerleri seviyorum. Ama çok teşekkür ediyorum davetin için. Çok sağ ol. Hadise ne zaman evlenir? Hadise evlenecek canım. Hadise ile Mehmet evlenecekler her şeye rağmen. Çünkü Hadise ile Mehmet'in birbiriyle bir sorunu yok. Elvediyak diyor ki, tek takip ettiğim Denizli Marulti mobilya yapıyoruz orada diyor. Ne güzel, ne güzel bir işiniz var. Tabii yani şimdi devir değişti. Bodrum eskisi kadar güzel gelmiyor bana diyor da, devir değişti tabii, her yerde değişiklik var. En güzel yer Antalya Kaş. Kaş'ın ben 35-40 sene evvelki halini biliyorum da, Kaş'a da 3-4 sene evvel gittim. Orası da çok mesela olumsuz anlamda değişmiş. Kaş bir cennetti. Deniz, rica ederim, ne demek? Gülten, rica ederim hayatım. Bodrum zaten kalabalık yani. Bodrum'da kışın da şu anda 500 bine yakın insan var. Bir sürü Ankara'dan, İstanbul'dan kışlayanlar var Bodrum'da. Türkiye'nin her yeri güzeldir, evet. Ama Bodrum'a yatırım yapılmıyor. Bodrum'a devlet gerekli yatırımı yapmıyor. Bodrum'da yollar falan kötü. Bodrum'un altyapıya çok büyük ihtiyacı var her anlamda. Her anlamda. Fırtınalı havalarda falan ceyran kesiliyor. Kısa süreli de olsa kesiliyor mesela. Yani kesilmiyor. İstanbul'da falan öyle bir şey yok. Ankara'da, İzmir'de, büyük şehirlerde öyle bir şey yok. Bodrum'da bunu çok yaşıyoruz. Bodrum'da hala doğalgaz yok. Doğalgaz yok. Milas'ta var, yatağında var. Bodrum'da doğalgaz yok. Neden yok? Neden?
Yani devlet gerekli özeni göstermiyor Bodrum'a, gerekli yatırımı yapmıyor. Bodrum şu anda tek başına vilayet, il olma kapasitesine sahip. Muğla'yı Bodrum'a bağlamak lazım. Bodrum'la Muğla ne alaka? Yani Bodrum il merkezi olması lazım, vilayet olması lazım. Bodrum o kadar kaliteli bir yer, o kadar güzel bir yer, o kadar hak eden bir yer ve devletin bu desteği vermesi lazım. Maddi, manevi Bodrum'a. Bodrum dünya markası ya. Ben bütün dünyayı gezdim. Yani görülebilecek bütün güzel ülkeleri gördüm. Bodrum'dan güzeli yok. Bilmeyenler için söyleyeyim. Bodrum merkez burası. Bu merkezi yarım saat uzaklıkta 23 tane birbirinden güzel koy var arkadaşlar. 23 tane ayrı Bodrum var. İnanın bana her bir koy ayrı bir cennet. Hepsinin de merkeze uzaklığı yarım saat en fazla. Hepsi aynı mesafede. Yani böyle bir tesadüf, böyle bir doğa, bu kadar ahenkli bir yapı, Allah yapısı başka bir yerde görmedim ben. Böyle 23 tane koy, her biri merkeze yarım saat uzakta ve hepsi ayrı bir yerleşim yeri olabilecek güzellikte. Ayrı bir turizm cenneti olabilecek güzellikte bütün koylar. Bodrum'da müthiş bir bitki örtüsü var. Çeşit anlamında söylüyorum. Müthiş bir doğal güzellik var. Bodrum'da her şey var, çok şey var ve dünyanın her tarafından turizmciler Bodrum'u biliyorlar. Ve Bodrum'da İstanbul'da olmayan bile mesela büyük ve dünya çapında oteller var. Geliyor sırf Bodrum'a yatırım yapıyor. Bodrum'da açılıyor otel. İstanbul'da yok. Yat limanında da öyle. Yalıkavak'taki yat limanında öyle mağazalar var ki sadece Bodrum'da o mağaza. İşte Dubai'de, New York'ta, Londra'da, Paris'te, Bodrum'da, İstanbul'da, Ankara'da yok. Bodrum'a o kadar önem veriyor yabancılar. Bodrum konusu bitmez. Ve Bodrum'da kaç tane uygarlık kurulmuş biliyor musunuz tarih boyunca? Bodrum'un önemini o kadar iyi biliyor ki yabancılar. Hepsi gelmişler Bodrum'a sahip olmaya çalışmışlar. Romalılar, Cenevizler, Lidyalılar, işte kim aklınıza gelirse hepsi geçmiş. Rodos şövalyeleri hepsi geçmiş Bodrum'dan. Hepsi Bodrum'da yaşamışlar, uygarlıklarını oraya yerleştirmişler, oraya sahip olmaya çalışmışlar ve savaşlarla hep el değiştirmiş Bodrum. O kadar kıymetli bir yer. Hadise Mehmet söyledim, evlenir dedim. Hanker, barıştılar Hanker. Hanker'i ne kadar çok seviyorsunuz. Hande Erçel ile Kerem Bürsin'i ne kadar merak ediyorsunuz. Ne kadar çok seviyorsunuz. Barıştılar. Tandoğan Uysal diyor ki şimdi Bodrum'un en güzel yerinde mekanı var arkadaşımın. Bodrum'da güneş başka güzellikte batıyor 12 ay boyunca. Tandoğan Uysal'ın mekanına gidin. Akşam vakti yazın. Saat 7'de gidin oraya. Oturun. Meyve suyunuzu ya da ne içiyorsanız artık koyun masaya. Bir de pizza söyleyin. Ayaklarınızı uzatın. O grup vaktini bekleyin. Güneşin battığı vakti bekleyin. Hem orada sohbet edin arkadaşlarınızla. 1 saat, 1,5, 2 saat orada oturun. O güneşin batışını mutlaka seyredin. Tandoğan'ın mekanından. O kadar güzel batar ki oradan. Tandoğan'ın mekanına gitmedim de oraları çok iyi bildiğim için, çok gezdiğim için zamanında oralarda, oradan çok güzel gözükür. Halikarnas'ta Zeki Müren'in, rahmetli Zeki Müren'in evinin çok yakınında, hemen deniz kenarında. Eski Halikarnas diskonun biraz aşağısında. Sizi seviyoruz Bavarlar, Rusya, Azeriler selam. Selamlar. Hanker'i çok merak ediyoruz diyorlar. Ya neyini merak ediyorsunuz? Bırakın aşklarını yaşasınlar çocuklar. Çok mutlular. Ben de sizleri seviyorum Azeri kardeşlerim.
Rusya Azerileri diyor. Zaten Rusya ile komşusunuz. Anlamadım orayı. Bavarlar Rusya Azeri. Paşa tarlası. Tan Doğan Uysal Paşa tarlası. Evet. Mevkisinin adı Paşa tarlası. Tan Victoria Pizza. Doğru. Tan Doğan Uysal Tan Victoria Pizza. Paşa tarlasında. Nemesis 2012 Bodrum'u mutlaka görmelisin. Hayat Life 2008 Londra'dan selamlar diyor. Aleyküm selam. Londra güzel bir yerde, çok pahalı Londra değil mi? Özellikle Türk parasıyla mukayese edildiği zaman pound sterlin çok yüksek değeri tabii. Ama orada çalışınca, orada kazanınca hayat dengeli bir şekilde olur. İsveç pizzası diyor ama aman Allah, İtalyanlar duymasın bu kadar güzel pizza yaptığını. Tan Doğan Uysal çok farklı diyor. Tan Doğan geleceğim. Ya Tan Doğan Allah aşkına, yani geleceğim geleceğim Tan Doğan. Şimdi acıktırıyorsun böyle söyleyerek, böyle yazarak. Programdan seni bu yayından sonra hemen gideceğim. Mutfağa saldıracağım. Bak akupunktur yaptırıyorum. 6 kilo zayıfladım 2 ayda. Şimdi paylaştım Instagram'da. Harika bir doktor. Ebru Uysal. Akupunktur üzerine Türkiye'de en yetenekli kişi bence. Bu akupunkturu Türkiye'de tıp fakülteleri maalesef hala öğretmiyor. Hala ders olarak anlatmıyor. Halbuki akupunktur Dünya Sağlık Örgütü'nde yıllar önce kabul ettiği bir bilim dalı. Tedavi yöntemi. Bizde de Sağlık Bakanlığı 90'lı yıllarda bunu bilim dalı olarak kabul etti. Yani alternatif tıp olarak demiyorum. Gerçek bilim dalı olarak, gerçek tıp biliminin bir dalı olarak kabul etti. Ama bu geleneksel tıbbı elinde olduğu için, bizde de tıp fakülteleri geleneksel tıp hocalarının elinde olduğu için tukaka gözüyle bakıyorlar. Ben mesela bir doktora falan gittiğim zaman akupunkturla zayıfladığımı söylersem bir dahiliye uzmanına filan, hiç oralı olmuyor biliyor musunuz? Hiç kulak arkası ediyor. Ya nasıl oldu? Kaç kilo verdin? Akupunktur hangi türü filan, hiç yok. Yani ama akupunktur bütün bu zayıflama yöntemleri içinde, bilimsel olarak yapılan zayıflama yöntemleri içinde ilk üçtedir. Akupunktur çok etkili ve çok vücuda da çok yararlı. Sadece zayıflama değil ki akupunktur. Ben akupunktura devam ediyorum. 2 ayda 6 kilo verdim. Biraz üzerine düşmüyorum. Düşsem daha da fazla verirdim. Tavsiye ederim herkese. Bodrum yaşı muhteşem ötesi diyor. K7760. Bodrum'da her yer çok güzel. Londra çok pahalı ama Türkiye'deki gibi ne o altı, bak hızlı kayıyor. Instagram bunu biraz yavaşlatsa, halbuki çok hızlı geçiyor mesajlar. Ben de 30 kilo verdim diyor Gülerce. Devam edin başarısınız diyor Gülerce. Akıl sokaklar ne hadisenin son postu. Dilber Hala Official geldi. Nasılsın, gadasını aldığım diyor. Sağ ol Dilber Hala. Sen nasılsın? İyi misin? Sağ ol. Kim rozet aldı? Rozet alana teşekkür edeyim. Dilek MLKC 9 dakika önce rozet aldı. Dilek canım çok teşekkür ediyorum. Dilek daha önce de rozetler almıştı. Biliyorum Dilek'i. Dilek çok naziksin, çok kibarsın. Çok teşekkür ederim. Zaten galiba Dilek sen kazanacaksın. Öyle gözüküyor. Bu ay içinde, Şubat ayı içinde en çok rozet alan takipçimle ay sonunda canlı yayın yapacağım. Ve onların yorumlarını, onların paylaşımlarını en üste çıkaracağım. Bilal Bey, şeker hastalığı yapabilir mi akupunktur? Mutlaka annem Mutlu Efe, mutlaka Ebru Uysal'a danış kardeşim. Telefon numarası var postumun üzerinde. Danış. Ben de iyiyim kuzum diyor Dilber Hala Official. Dilber Hala. Gümüşlük güzel bir yer. Hep Bodrum'dan sayıyorlar. Görüyor musunuz? Yaşlı, Gümüşlük, Paşa Tarlası, demin Tan Doğan arkadaşımın söylediği. Gümüşlük güzel bir yer. Gümüşlük güzel bir yer, evet.
Her yer güzel. Her yer güzel. Gümüşlük'te grup güneşin batışı of 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 of. Yunanistan üzerinde, Yunan adaları üzerinde batar. Ennaz nasılsın? Teşekkür ederim Ennaz, seni sormalı. Zeynelova. Seda Sayan final mi yapıyor? O konuda bir bakayım, bir bakayım, sorayım. Bir öğrenim onu Ramazan. Yarın söylerim sana. Ama erken final için sorarım. Sorarım. Türkiye'nin her yeri güzel diyor Tuana Yıldız. Ya bakım önemli arkadaşlar. Tamam Allah bizi çok güzel topraklarda Yalıkavak'tan sen Akermanisi. Yalıkavak'ta güzel. Yani ülkemizde Allah her şeyi vermiş. Çok güzel topraklarım, çok güzel Türkiye'nin her yeri cennet. Ama bakım önemli, bakmak önemli. Bakarsan bağ olur, bakmazsan dağ olur demişler ya. Güney Fransa'ya gidenler bilirler. Yani ne kadar güzel, herkes bahçesine ne kadar güzel bakıyor. Herkes tarlasına ne kadar güzel bakıyor. Herkes yani o kadar özenli, belediyeler de öyle. Devlet de o imkanları veriyor belediyelere. Yapmazsa cezası var, denetliyor. Herkesin tarlası var diyelim mesela. Fransa'da ben çok gezdim ve sordum, araştırdım. Tarlası olanlar sıkıysa ekmesin bakalım. Bahçesi olanlar ağaçları şey yapmasın, aşılamasın, ilaçlamasın bakalım. Devlet kontrol ediyor ve ceza yazıyor. Uçaktan bakıyor. Uçaktan bakıyor orada insanlar, şeyler, görevliler tarlaların üzerine uçuyorlar. Ekilmiş mi, ekilmemiş mi? Ekilmemişse büyük para cezası var tarlanın sahibine. Ekeceksin ve bakacaksın. Belli bir süre ekmezse alıyor devlet tarlayı elinden. Bizde saldım çayıra mevlam kayıra. Maalesef. Ama köylülerimiz de haklı tabii. Gübre olmuş şu fiyat. Her şey pahalandı. Her yer çöp diyor bak. Denize insanlar çöpü döküyorlar ya. Denize insanlar plastikleri atıyorlar. Demet Akalın 3 ütü alıp isyan etmesi çok tatlı kadın. Zeki Güney sorulara cevap vermiyorsunuz. Geçmiş olsun Bodrum diyor. İstanbul'dayım ama ailem orada. Teşekkür ederim. Tabii yurt dışında herkes bakım yapıyor ve kapısının önünü süpürecek. Çak bakalım bir çivi çakabiliyor musun? Evinin bahçesine bir şey, bir tuğla ör bakalım. Örebiliyor musun yurt dışında? Mümkün mü izinsiz? Biliyorum, biliyorum. Nadide, Yıldırım, biliyorum. Dembella. Hanker barıştı arkadaşlar. Hanker barıştı. Hande Erçel ve Kerem Bürsin barıştı. Barıştı, barıştı. Onlar barıştılar ve birlikte akrabalarla yemek yendi. Pınar Kan aşk var mı diyor. Pınar Kan aşk var mı? Hadi bakalım söyleyeyim Pınar Kaan aşk var mı? Zeynep Kaya soruyor 186. Yenibosna mesela çöp diyor. Çok üzüldüm diyor. Ya bizde arabalardan hala dışarıya sigara izmariti atıyorlar. Arabasının küllüğünü boşaltıyor insanlar kaldırımlara. Meyve yiyorlar, soyuyorlar, yollara atıyorlar. Maalesef, maalesef. Maalesef. İsviçre'de araba kiraladım. Bir hafta gezdim. Üzerinde toz yok arabanın ya. Elinle şöyle bir dokun. Toz yok. Toz yok. Yok ülkede toz yok. Yerden toz kalkmıyor. Toprağı görmüyorsun ya İsviçre'de. Asfalt bitiyor. Çimen başlıyor. Avrupa'nın birçok yerinde öyle. Asfalt bitiyor. Çimen başlıyor. Her yere ekmişler. Çimen ekmişler. O çimene de sürekli olarak bakım yapıyorlar. Çimen, çiçek. Çimen, çiçek, asfalt. Toprak, çamur falan görmüyorsun. Fransa'da da öyle değil mi? İtalya'da da öyle değil mi? Onlar yapıyor, biz yapmıyoruz, yapamıyoruz. Ama konuşmaya gelince biz Müslümanız, en temiz biziz. Konuşmaya gelince hiç o konulara girmeyelim.
Hiç o konulara girmeyelim. Bilal abi, bu yayın İGV olarak yükler misin? Yeni geldim. Hoş geldin Duygu Tokgöz. Yılbaşında Sinan Erkoç ve eşi Arzu Hanım'la tanıştık. Çok kaliteli insanlar. Sadece başka... İyidir Sinan Erkoç, çok iyidir. Çok iyidir. Öyle vallahi diyor, eline zelin orma. Azize hoş geldin ama hep yayının sonunda geliyorsun. Azize Kanada'dan, Kanada'dan Azize. Sağ olsun eski takipçiyim ama hep yayın biterken geliyor. Cemile Kaya nerede diyor. Cemile Kaya İsviçre'de, yok mu ortada? Söylemezsem Umaz'a katılacak mısın diyor. Hayır, katılmayacağım. Söylemezsem Umaz yayınlanıyor zaten. Var onun kadrosu. Ben niye katılayım? Ya Seren Serengil hastaneye yatmıştı. Ameliyat oldu. O zaman rica ettiler, gelir misin Bilal abi diye. Gittim. Çok severim ben Bilal'i. Bilal Özbilge yapımcısını. Çok eski arkadaşım. Rica etti. Bilal abi gel dedi. Seren gelene kadar. Ben de gittim. Bir hafta 10 gün oradaydım. Çok da mutlu oldum orada. Bir canla program yaptığım için, Arto'yla program yaptığım için çok da mutlu oldum. Bir iki gün Seren'le de yaptık, hastaneye yatmadan evvel değil mi? Seren'le de birlikteydik orada. Seren de benim çok eski arkadaşım, 35 yıllık. Ya onların çok güzel oturmuş bir kadrosu var zaten. Ben oraya konuk olarak gittim. Yani o Seren'in ameliyat zamanında oradaydım. Kenan Gam Özdemir. Emrah nereden 400 bin aylık kazanıyor? Alişan'dan ayağa. Bakü'den selamlar. Bakü'ye çok selamlar. Stuttgart. Gülten Kurt. Stuttgart'a çok selamlar. Stuttgart'a hep defile izlemeye gelirdik. Moda günleri, moda haftaları olurdu orada Stuttgart'ta. Almanya'nın moda merkezi Stuttgart değil mi? Vitrinler çok güzeldir. Bodrum'da deprem. Bodrum zaten öyle yani, deprem bölgesi. Peki arkadaşlar, çok memnun oldum sizlerle tekrar görüştüğüme. Yayınımı izlediğiniz için çok memnun oldum. Çok teşekkür ederim. Yarın akşam inşallah Bodrum'dan yayın yaparım. Yarın araba kullanarak gideceğim Bodrum'a. İstanbul'dan 6-7 saat. Çok yorgun olmazsam yarın akşam yapacağım canlı yayın. İnşallah yorucu olmaz yolculuk. Yükleyeceğim, YouTube'a yükleyeceğim. Teşekkür ederim, sağ olun. Sağ olun. Görüşmek üzere. Dilek MLKC, teşekkür ederim tekrar. Rozet için, sağ ol kardeşim.